Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed, aynil inayet, kenzil hidayet, imamil hadret, yeminil memleket. Tirazul huleli nasirul mileli tacir şeriatı sultanı tarifatı bilhani ve hakikati zeynil kıyamet. شمس الشريعة شفيع الأمة عالي الهمة كاشف الأمة يوم القيامة سراج العالمين الله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه وقاب قوسين مقامه والمعبود مقصوده شمس الضحى بدر الدجان نور الهدى خير الذرى إمام المتقين أسفل أصفياء محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم Kıbletül Arifin ve Kâbetül Daifin ve Habibi Rabbil Alemin ve alâ âlihi ve ashabihi ve kadhi tayyibine tahirin ve sellim teslimen kesira ya Rabbel Alemin. Amin. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz buyurdular. Cennette bir derece vardır. Oraya ancak kaygı sahipleri varır. Parantezden geçim kaygısı demiş Şerh eden zat. Demek geçim derdi çekenler cennette bir derece sahibi oluyorlarmış. Halbuki bu dünyada ne kadar zor değil mi? İnsana zor geliyor. Hazreti İbni Amr radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz buyurdular. Cennette bir köşk vardır. Etrafı burçlar, otluk, sulak yerlerle çevrilidir. 5000 de kapısı vardır. Buraya ancak peygamber, sıddık, şehit ve adil hükümdarlar girer. Bu ancak bu 4 sınıf giriyormuş oraya. Bir köşk varmış. Dünyada da öyle değil mi? Bazı köşklere herkesi sokmuyorlar. Orada da öyleymiş. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ediliyor. Resulullah Efendimiz buyurdular ki cennette altından bir direk ve üzerinde zebercetten şehirler vardır. Altın direğin üzerinde zebercetten yani mücevher çeşidi bu. Şehirler vardır ki onlar cennete yıldızlar gibi ışık verirler. Oo, cennet aşağıda kaldı. Bunlar yukarıda. Ve bunlar Allah rızası için biri birilerine muhabbet edenler içindir. Ha buradan ümidimiz var inşallah. İnşallah buradan ümidimiz var. Biz birbirimizi Allah için seviyoruz. Hiçbir karşılık olmadı. Allah'a ne kadar şükretsek azdır ya. Sadaka Resulullah ve netaka Habibullah fîmâ gâl elkemâ gâl. Bu yorgunluğun üzerine, bu yemeğin de üzerine ders hiç gitmiyor yani. Ha. Nefsimin hiç hoşuna gitmiyor. Bak açık itiraf ediyorum. Onun için biz Ramazanlarda ders yapmıyoruz. Demek abi bunun için diyor. 16. söz. 4. şua. Burayı açtılar, ben de buradan biraz okuyacağım bakayım. Ne diyor?
Aha, işte ey tembel nefsim, vallahi billahi ama geldi. Ya bana diyorlar niye gülüyorlar, gülmeyecek şey mi? Tam isabet, 12'de vurdu bizi yani. Dedik ya nefsimiz hoşlanmıyor diye. Ey tembel nefsim, evet o alçaktır, ben de biliyorum ha, ona ne dersin haktır. Bir nev'i miraç hükmünde olan namazın hakikati sabık temsilde bir nefer mahz-ı lütuf olarak huzur-u şahaneye kabulü gibi mahz-ı rahmet olarak Zat-ı Celil-i Zülcemal ve Ma'bud-i Cemil-i Zülcelal'in huzuruna kabulündür. Namazın hakikati neymiş? Bir nev miraç gibiymiş. Nasıl diyor bir nefer, rütbesiz er, hiçbir kabiliyet olmadığı halde diyor padişahın huzuruna çıkarılır. Aynen onun gibi de diyor namazda kul beş para etmediği halde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkardı. O rütbesiz erin padişahın huzuruna çıkması gibi kişi namaza durunca doğrudan mahz-ı rahmet olarak ki Allah'ın lütfudur bu, başka bir şey değil ya. Diyor ki gel benim huzuruma hadi seni kabul ediyorum diyor. Hangi babayıysa gitsin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla teklifsiz görüşsün bakayım. He? Hadi İstanbul Valisi'yle görüşün gidin. Emniyet Müdürü'yle görüşün bakayım. Bir aracı olmadan gidebilir misiniz? Ama kainatın Halık'ı, yaratıcısı olan Allah diyor ki gel ben seni direkt kabul ediyorum. Hiç aracısız. Nasıl? Namaz kılacaksın. Namaza girdiğin an diyor ki benim huzurumdasın. Tamam. Ha bu kadar. Allahu Ekber deyip manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip gayb-i maddiyattan tecerrüt edip bir mertebe-i külliye-i ubudiyete veya külliyenin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp bir nev'i huzura müşerref olup İyyâke na'budu hitabına herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyeti azimedir. Neyi anlatıyor? Namazı anlatıyor. Allahu Ekber deyip, Allahu Ekber, ne için Allahu Ekber böyle? Ne diyor? Dünya kadar kaldı. İki dünya da ahiret de. Hem dünya hem ahiret. Yani namaza durduğun an diyor ne dünya meselelerini düşüneceksin ne de ahiret meseleleri. Cennet, cehennem. At bir tarafa. Cennet nedir, cehennem nedir ya? Lan cennetin de cehennemin de dünyadaki her şeyin de sahibi olan zatın önüne gitmişsin. Daha burada başka şey düşünülür mü ya? Ama biz bunu kavrayamıyoruz. Gerçekten kavrayamıyoruz. Bir kere şöyle bir namaz kılsak yeter. Bir kere. Allah'ın huzuruna durduğunu bir düşün yani. Dünyayı da düşünmüyorum, ahireti de düşünmüyorum. Aklımıza mı geliyor ya? Manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip. Bu iki cihandan birden geçmek yani ikisini birden düşünmeme kararı nasıl olacakmış? Ya manen olacak. Maneviyat sahibi olarak bunu yapacaksın. Onu geç, o bizde yok.
Ve hayalen geçeceksin. Hayalen ne demek? Yani keşfiyat yapacaksın. Evliyanın keşfiyatı gibi keşfiyat sahibi olacaksın. Bu da yok. İkisi de bizde yok. Bende yok yani. Ya bizi kurtaran ne yapacak? Niyete. Ya Rabbi niyet ettim iki canı birden düşünmemeye. En azından ya. Ama bu niyetten kurtarırız. Yine düşünürüz de ama niyetimiz düşünmemek olduğu için inşallah yırtarız. Ama aslı ne? Manen ve hayale. Yani manen öyle bir duruşun olacak ki hayalen de o durduğun anı seyredeceksin. Yani keşfiyatın açılacak. Cenneti görsen hiç ehemmiyet vermeyeceksin. Dünyanın bütün meselelerini görsen ehemmiyet vermeyeceksin. Ehemmiyet vereceğin şey ne? Sadece huzurda olduğun Rab. Onunla konuşuyorsun. Allah'la konuşuyorsun. Ya. İnsan kıymet verdiği biriyle konuşurken başka tarafa bakar mı? Bakmaz ki. İnsan neyi seviyorsa ona bütün dikkatini oraya verir. İnanmaz bu işte de. Sübhaneke dediğin zaman Allah'la konuşuyorsun da. Sübhaneke. Sen diyorsun sen. Sübhan sensin. Sen dediğin zaman karşında. Ha. Karşında olmayana sen denmez. Sen diyorsun sen. Sen Sübhansın. Sübhanallah. Nerede görüyorsun bunu? Buna secde yerinde. Secde yerinde baktığın yerde bunu hayalen hissetmen lazım. Öyle diyor. Kitap öyle diyor yani. Namazın hakikati o işte. Ama inşallah biz niyeten öyle diyoruz. Ya Rabbi niyet ettik. Dünyayı ahireti düşünmemeye niyet ettik. Ama yine düşündük ayrı mesele. Kaydı maddiyattan tecerrüt edip maddi kayıtları yani insanı bağlayan maddi şeylerin hepsinden sıyrılacaksın. İnsanı bağlayan şey nedir? Evdir, arabadır, çoluktur, çocuktur, paradır, tarladır, dükkandır, okuldur, memlekettir, vatandır ve her şey bundan maddi bağlardır insanı bağlayan. Diyor ki bunların hepsinden sıyrılacaksın, tecerrüt edeceksin. Sıyrıl yani kafanı bunlardan sıyır. Bir dakika. Mümkün mü ya? Bir dakika. Üstad diyor. 40 dakikada zahirden hakikate geçirecek bir yol bulunsa diyor ve bulmuş yani. Risale-i Nur ciddi manada kendini vererek anlayarak okuyan adamı 40 dakikada hakikate geçirir. Şu zahirden kurtarır yani. Hocam bir gün dedi ben onu 2 dakikaya indiriyorum dedi. 2 dakika namazdan hiç Allah'tan başka bir şey düşünme. 2 dakika dediğin ne? 120 saniye. Mümkün mü? Ben çok denedim mümkün değil. Hemen o neyle bağımız varsa direkt önce o akla geliyor. Eyvallah. Mümkün olmuyor yani. Mümkün olmuyor. Demek iki dakikada insan zahirden hakikate geçebilir ya. 2 dakikada. O kadar kısa bir yoldur ya. Ama herhalde bize değil. 2 dakika değil. Biz alışmışız dolanarak gitmeye. Şunu 1 dakika yapsak olur mu? He? 1 dakika yapsak olur mu? Vallahi ben denemedim bilmiyorum. Denemek lazım ki ben sana olur diyeyim. Çünkü bu sözü söyleyen 2 dakika dedi ben oradan biliyorum. 1 dakika deseydi onu söylerdim. Çünkü ben nakilim. Ben denemedim ki. Kaç kere denediysem olmuyor. Mümkün değil. Olmuyor yani. 120 sayana kadar Allah'tan başka bir şey düşünmeyeyim. Lan kaçıncı rakamdasın? Onu düşünsen yine gitti. Yine gidiyor ya. Demiş hiç namazın dışında bir şey düşünmeyene 40 deve vereceğim demiş Resulullah Efendimiz. Öyle anlatırlar fıkra gibi.
Kim kılacak? Hiç namazda hiçbir şey aklına gelmeyecek. Hazreti Ali demiş ben kılarım. Namazı durmuş. Namazı hakikaten hiçbir şey demiyor. Demiş ya bu develer acaba kırmızı mı sarı mı? Yine mümkün değil yani. Yani dünyayı bütünüyle sıyırmak mümkün değil. Niye? Kalbimize sokmuşuz da olmuş. Sıkıntı dünyanın kalbe girmesinde. Seni meşgul ediyorsa kalbine girmiş demektir. Kalbe girdiğiniz sıkıntılı. Kaydı maddiyattan tecerrüt edip insanı bağlayan o maddi bağlardan sıyrılıp bir mertebe-i külliye-i ubudiyete çıkıp külli bir ubudiyet mertebesine bütün kainatı arkana alıp bütün kainat namına Allah'a ben geldim diyorsun. Bütün kainatı temsil ederek yani. Külli ubudiyet budur da. Atomların namına konuşuyorsun Allah'la. Ağaçların namına konuşacaksın. Hayvanların namına konuşacaksın. Minerallerin namına konuşacaksın. Peygamberlerin namına yine sen konuşacaksın. Cinler, melekler namına yine sen konuşacaksın. Allah'la konuşacaksın. Çünkü bir Allah var, bir sen varsın. Namazda başka kimse yok ki. Hani attık ya. Dünyayı da ahirete attık ya. Ne kaldı? Bir sen kaldın, bir Allah kaldı. İşte külli ubudiyet bu. O attığın bütün dünyayı sen temsil ediyorsun çünkü. İnsan şu kainatın bir misali musakkarıdır diyor işte. Yani bu kainatın bir modeli, maketi. Sen bir maketsin, bütün kainatı temsil ediyorsun. İnsanda bütün kainat dürülmüştür. Ey insan, sen kendini küçük bir cirim zannedersin diyor Hazreti Ali. Fakat sende bütün kainat dürülmüştü. Bütün kainat senin içinde dürülmüştü. Arş da senin içinde, kürsi de senin içinde, cennet de senin içinde, cehennem de senin içinde. Bu dünyadaki her şey senin içinde. Cinler de, melekler de senin içinde, şeytan da senin içinde, Firavun da senin içinde, peygamberler de senin içinde. Ruhları, misali, ne kadar alem varsa hepsi senin içinde dürülmüş. Bunlar namına Allah'la konuşuyorsun. Veya bunlarla beraber Allah'la konuşuyorsun. Çünkü hepsini sen temsil ediyorsun. Böyle bir külli ubudiyet mertebesine çıkıp veya şimdi diyor o olmadı. Külliğinin bir gölgesine çıkıp o külli ibadetin bir gölgesine çık hiç olmazsa. Aslı olmasa da bir gölgesi olsun. Bir aşağıda gölge. Veya bir suretine çıkıp, suret de kabul, yani resmine, şekilden ibaret kısmına, şekilden ibaret olsa yine kabul. Oraya çıkıp bir nevi huzura müşerref olup, yani Allah'ın huzurunda olduğunu kesin bilip Allah'la konuşuyorsun. Burada tereddüt olmaz. Hiç tereddüt etmeyeceksin. Bir nevi huzura müşerref olup İyyâke na'budu hitabına ne diyorsun? İyyâke na'budu neydi? Sadece sana boyun eğeriz, itaat ederiz. Sadece sana kölelik ederiz diyorsun. Bak ederiz diyorsun. Ederim demiyorsun. Ben ederim demiyorsun. İyyâke na'budu na. Na dediği zaman Türkçedeki iz, biz yani. Biz ederiz. Biz kim lan? Sen tek başınasın daha. Biz dediğin zaman sen o vücudundaki bütün kainatın maddeleri var ya, işte onların hepsi namına konuşuyorsun. Sendeki arşı, sendeki kürsüyü, sendeki melekleri, sendeki şeytanları, sendeki ağaçları, sendeki hayvanları, sendeki suları, dereleri, taşları, madenleri, her şeyi birden temsil ederek biz sana ibadet ederiz diyorsun. Herkesi Allah'a ibadet ediyor gibi Allah'a takdim ediyorsun. Onlar zaten Allah'a ibadet ediyorlar da.
iradeli mahluklar hariç. Sen de bunu Allah'a takdim ediyorsun. Bu hitaba herkesin kabiliyeti nispetinde, herkes aynı değildir, aynı derecede değil. Bir mazhariyet-i azimedir, büyük bir mazhariyettir. Cenab-ı Hak kuluna böyle bir imkan verir. Ne zaman verir? Günde 5 kere. Günde 5 kere Allah bu fırsatı verir sana. Der ki gel huzuruma çık, haydi konuşalım. Haydi konuşalım. Seni belediye başkanı kabul etmez. Emniyet müdürü kabul etmez. Vali kabul etmez. Kaymakam kabul etmez. Ama Allah diyor ki ben kabul ederim, gel. Ben kabul ederim, gel diye. Hem de günde 5 kere kabul ederim. Bu resmi merasimdir ha. Onun dışında istediğin zaman secdeye git. İstediğin zaman namaza dur. Ona mani bir şey yok. Allah'la görüşmek istiyorsan istediğin yere seccadeye at. Korkma. Hiç kapı yine açıktır. Fakat bu 5 vakit bu merasim zamanıdır. Ha. Bu 5 vakit hususi merasim zamanıdır. Bayram merasimi gibi. Orada özel muamele var. Öbürü hususi, ayrı bir hususiyet var. O küçük dairede küçük bir kabuldür. Ama bu mühim. Bütün kainatı temsil ederek Allah'ın huzuruna varıyorsun. Senden de onu istiyor zaten. Gel bakalım diyor temsilci efendi. Gel ne istiyorsun bakayım? Ne istiyorsun? Beka istiyorum. İhdina sıratel müstakim. İstediğini söylüyorsun da. İhdina sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubu aleyhim ve raddallin. Bunlar gibi olmasın aman ha. Aman ha Yahudi Hristiyan olma. Gayril mağdubu aleyhim ve raddallin. Yani ya Rabbi bizi Hristiyan gibi Yahudi gibi yapma. Ben onlar gibi istemiyorum diyorsun. Ya en'amte aleyhim. O nimet verdiklerim var ya. Nedir onlar? En-nebiyyin, sıddıkın, şühedâ ve salihin. Aha onlar gibi. Onların kervanına kat beni diyorsun. Her namazda, her rekatta, her Fatiha'da bunu söylüyorsun. İhdine sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim. Bak en'amte aleyhim. O nimet verdiklerinin yoluna bizi kat. Onlarla beraber senin huzuruna al diyorsun. Sen bunu dediğin an kün feyekûn. Şimdi Allah'la konuşuyorsun. Gayril mağdûmîn de bir kısmı öyleymiş. Allah'la konuşuyorsun bak dikkat et. Allah'la konuşmak ne demek? Allah'ın konuşması ne demek? Allah'ın konuşması yapması demek lan. Kün feyekûn. Allah diyor ki ben konuşurum yaparım diyor. Yani yapacağım şeyi konuşurum diyor. Allah konuştuğu zaman yapıyor yani. Allah'la konuşma durumuna geldiğin an senin de ağzından çıkan söz olması demektir yani. Söylediğin zaman oluyor demek. Öyle bir makama çıkıyorsun ki senin de ağzından çıkan oluyor yani. Kün feyekûn. İhdina sıratel müstakim kün feyekûn. Tereddütsüz. Bak Allah'la konuştuğun zaman aynı Allah'ın konuşmasındaki tesir senin konuşmanda da aynen aksediyor. Yani. Onun gibi senin de haleti ruhiye, senin de başına gelen şeyler onun yaptıkları gibi oluyor. Yani. Onun için namaz miraçtır. Salatü miracül mümin. Namaz miraçtır. Adeta harekat-ı salatiyyede tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle kat'i meratib ve terakkiyat-ı maneviyyeye ve cüz'iyattan devair-i külliyeye çıkmasına bir işarettir ve marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir unvanıdır. Öyle yani ne lan? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne bu ya? Yani? Hep Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Niye bu kadar çok söylüyoruz? He? E şimdi okudum da Allah'tan korkun la. Okudum ondan sonra soruyorum. Ulan önce söyledim sonra soruyorum daha. Katr-ı meratip dedi. Terakkiyat-ı maneviyat. Tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle kat-ı meratip ediyormuşsun. Mertebe kat ediyormuşsun yani. Her Allahu Ekber'de bir adım yukarı çıkıyormuşsun. Her Allahu Ekber'de ikinci yukarı çıkış. Her Allahu Ekber'de üçüncü yukarı çıkış. Ulan keşke namaz baştan sonra Allahu Ekber olsa da. Çünkü her seferinde Allah'a bir adım daha yaklaşıyorsun. Bir adım daha yaklaşıyorsun. Bir adım daha yaklaşıyorsun. Ya bu burnu içindir diyor. Kat-ı meratip etmekle terakkiyat-ı maneviyeye çıkması da. Manevi terakkiye çıkıyormuş. Manevi gelişiyormuş. Manevi inkişaflar oluyormuş. Maneviyat alanına giriyormuşsun artık. Oraya çıkarıyormuş seni. Şu maddeden seni sıyırıyor. Her bir Allahu Ekber'le basamakları yukarı doğru, Allah'a doğru yaklaştıkça maneviyatın açılıyormuş. Cüz'iyattan devair külliyeye çıkmasına. Aşağıda namaza başladığın zaman hiç rütben yoktu. Er olarak duruyordun. Şimdi her bir Allahu Ekber'le yavaş yavaş diyor ki önce onbaşı yapıyorlar. Sonra çavuş yapıyorlar. Sonra baş çavuş yapıyorlar. Sonra artık subaylığa atlıyorsun. Asteğmen sonra teğmen oluyor. Sonra üsteğmen oluyor. Sonra yüzbaşı oluyor. Artık kabiliyetine göre devamlı her bir Allahu Ekber'de rütbe yükseliyormuş. Küçük daireden büyük daireye doğru çıkıyormuş. Hangi erkektir ki nefer olarak gire, albay olarak çıka namazda? Olur mu? Olur, olur, olur. Olur, olur. Yeter ki iste. İşte buna bir işarettir Allahu Ekber. Marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının, yani bizim bilgimiz dışında olan Allah'ın yüce kemalatı, Allah'ın kemal sıfatları, biz onu bilmiyoruz diye. Oranın mücbel bir ünvanıdır. Allah'a ait kemalatın ünvanlarıymış ha bu. Allahu Ekberler. Onun için o kemalat sende aksettikçe, Allah'ın kemalatı sende aksettikçe, yani Esma-ül Hüsna'sı, o sıfatları sende aksettikçe sen o ünvanlarla Allah'a yaklaşıyormuşsun, büyüyormuşsun yani. Kocaman adam oluyormuşsun yani. Allah'ın huzurunda büyüyorsun ha, dikkat et. Kulların huzurunda değil. Dışarıdan bakan bir şey anlamıyor ki bunu. Dışarıdan bakan bir şey görüyor mu? Yok. Adam yatıyor kalkıyor, yatıyor kalkıyor. Dışarıdan bir şey görülmüyor ki. Ama iç aleminde böyle inkılaplar oluyormuş. Güya her bir Allahu Ekber bir basamak-ı miraciyeyi katına işarettir. Miraca doğru giderken diyor ki her bir Allahu Ekber'de bir basamak yukarı çıkıyorsun. Her bir Allahu Ekber'de bir basamak yukarı çıkıyorsun. Son noktası neresidir? En son çıkacağın yer alnını toprağa yapıştırdığın yer. Alnını toprağa, o secde var ya secde, işte orası son noktadır. Secde kulun aczi mutlakta olduğu, artık hiçbir işe yaramadığını hissettiği andır. Onun için burnunu yere sürtüyorsun da. İnsanın burnunu yere sürtmesi artık tamamen işinin bittiğini gösteriyor. Ne hiçbir iş, bende hiçbir iş yok diyor. Burnunu yere sürtüyorsun. İşte o zaman çıkacağın son nokta orasıdır işte. Resulullah Efendimiz ne diyor secde için? Kul secdede Allah'ın iki ayağının arasındadır diyor kafası. Bu teşbihtir ha, haşa Allah'ın ayağı olmaz. Ama böyle tarif ediyor. Yani Allah'ın, Allah karşında haşa dikilmiş ayakta, sen onun ayağının altında
alnını yere yapıştırmışsın. Yani bu insanın en zelil olduğu yerdir yani. En zavallı olduğu yerdir yani. Bir adamın ayağını, ayakkabısını, kafanı indirdin mi bu senin öldüğünün alametidir zaten. Sende hiçbir iş kalmadı demek. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın ayağına sen burnunu sürüyorsun, yüzünü sürüyorsun, alnını sürüyorsun demektir ya. O senin en yukarıda olduğun yerdir işte. Allah'a en yakın olduğun andır. Güya her bir Allahu Ekber bir basamak-ı miraciyeyi katına işarettir. İşte şu hakikati salattan manen veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine, bir şuağına mazhariyet dahi büyük bir saadettir. Şu bilgileri kafanda getirip götürsen, getirip götürsen namazın dışında ha, namazdan evvel bunları düşünsen, şu anlatılanlar ya, deminden beri anlatılanlar. Düşünsen nasıl olur? Böyle yapınca, şöyle yapınca, şu zatın anlattıklarını yani. Beninde düşün, ondan sonra namaza gir. Diyor ki illa bir gölgesi, bir sureti sana yapışır. O hakikatin bir parçası sana gelir diyor. E boş beyinle namaza girsen ne olur? Boş girdiğin gibi boş çıkarsın. Şunları hiç düşünmeden namazı kıldın. Nasıl kılıyorsun? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Oh, boştan kurtuldu la bu kadar. Ya bu kadar ya. Ne yaptın? Ya akılda mı kalıyor mübarek? Ne yaptığını sen de bilmiyorsun. İlla bir derecesi ya var. Namazı bitirdiğim zaman ben diyorum ki ya birinci rekatta Fatiha'dan sonra ne okumuştum acaba? Ula okuduğumuz ayeti hatırlayamıyoruz ya. Ne havle böyle. Ya kardeş bu gaflet işte bak. Bu gaflettir. Yani haşa huzur namaza ehemmiyet vermemektir. Namazın hakikatini anlamamaktır. Bu. Bizim yaptığımız bu işte. Cenab-ı Hak bize rahmetiyle muamele etsin. Buradan ötesi bizim bayram günleri toprağı bol olsun birinci abinin okuduğu yer. Her bayram şeyinde, ziyaretinde bayramlaşmaya gittiğimiz zaman kitabı ona verirlerdi. O da hep burayı okurdu. Dördüncü şu anın abu son kısmını. Hep burayı okurdu. Bir kelime anlasaydı yüreğim yapmazdı. Bir kelime anlamadan öldü gitti. Toprağı bol olsun. Rahmet okuyamıyorum maalesef. Evet, ezan okundu değil mi? Evet. Şimdi son kısmı bir daha okuyup bırakıyorum. Allahu Ekber deyip manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip kaydı maddiyattan tecerrüt edip bir mertebe-i külliye-i ubudiyete veya külliğinin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp bir nevi huzura müşerref olup İyyâke na'budu hitabına herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyet-i azimedir. Adeta harekat-ı salatiyyede tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle kat-ı meratip ve terakkiyat-ı maneviyeye ve cüz'iyattan devair-i külliyeye çıkmasına bir işarettir ve marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir unvanıdır. Güya her bir Allahu Ekber bir basamak-ı miraciyeyi katına işarettir. İşte şu hakikat-ı salattan manen veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine, bir şuağına mazhariyet dahi büyük bir saadettir. Amenna ve seddak. Cenab-ı Hak o saadetin tamamına bizi erdirsin, tamamına. Amin.
Resulullah Efendimizin Miraç'ta hissettiği gibi bir namaz kılmayı bize nasip etsin inşallah. Amin. Bir kere nasip etse yeter ha. Çünkü ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın taksim et desem onun üzerinden gidin. Bütün öteki namazlarımızı onun gibi kabul ediyorum. Allah'ın rahmeti abi öyledir. En güzel amelin neyse o ameli tekrar eden o amelin bütün tekrarları o en güzel şeklinden hesaba geçiyor. Yani. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.